Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hoş geldiniz. Geceniz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Rabbül Alemin hayırlı, feyizli, güzel dersler ihsan etsin. Evet. Bugün 6. sözün sual kısmından itibaren okuyacağız. Bakalım kar üstüne kar nasıl elde edilirmiş? Bugün onu anlamaya, onu kavramaya çalışacağız. Dersimizi çok uzatmadan Öz bir şekilde anlatıp okuyup bitireceğiz inşallah. Şimdi insanlar cebinden bir bozuk para bile düşse arkasına dönüp bakıyor. Hatta bozuk paranın yere düşüş sesinden 25 kuruş mu, bir TL mi, 50 kuruş mu olduğunu bile biliyor insanlar. Ha, arkasına dönüp arıyor. Demek ki insan bir bozuk parasının bile arkasını ararsa ölüm hadisesi geldiğinde dünyada bırakıp gideceği şu mal varlığının arkasını aramaz mı? Elbette arar. Şu dünyada bırakıp gideceği mal varlığı o insanların canını çok yakar. Hem de çok acıtır. Acıtıyor da. Gerçekten acıtıyor da bakın. Ha derdine düşüyor. Çalıştım, didindim, çabaladım, tam elde ettim, yaş kemale erdi. Ecel her an gelebilir düşüncesiyle dünya nimetlerinin dünyada kazanç ettiği, elde ettiği o malların derdine düşmeye başlıyor ve şöyle bir soru soruyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak. Acaba bakiye tebdil edip bunları sonsuz aleme götürüp değiştirip ipka etme çaresi yok mu diye insan soruyor şu malları, şu dünyalık şeyleri baki aleme de götürme çaresi yok mu diye soruyor. Neden? Çünkü beyaz bir kefeni giydirip kabrin altına koyup yanına hiçbir şey ilave ettirmeden direkt toprağa üzerine tahtalarla örtüyorlar. Yıllardır da cenaze merasimlerine katılan insanlar bu manzarayı görünce anlıyor ki insan bu dünyadan hiçbir şeyi ahirete götüremiyor. Götüremeyeceği için de hırslanıyor. Bakın tekrar okuyorum. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etme çaresi yok mu deyip düşünürken birden semavi sadai Kur'an işitiliyor. Semavi Kur'an'ın sesi işitiliyor bu düşüncede olan insana karşı der. Evet var. Allah Allah. Hem de beş mertebe karlı bir surette güzel ve rahat bir çaresi var. Beş mertebe karlı kolay bir şekilde bunları ahirete taşıma çaresi varmış. Sual nedir? İlk gelen akla bu. E peki nasıl? <laughs> nasıl olacak bu iş? Değil mi ya? Sual nedir? El cevap emaneti sahibi hakikisine satmak. Allah Allah. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi emanet bir şey aldın gidip satıyorsun tekrar emanet aldığın adama. <laughs> Bizim dünya kanununda, dünya düzeninde, dünya göreneğinde bu biraz ters mantık. Ama kainatın sahibi hakikisinin bir kanunu var bir nizamı var. Bir adeti var. Bir adetullah kanunu var. Nizam ve intizamı var. Cenab-ı Rabbül Alemin'in nazarında ve onun kanununda mevcut bize emanet olarak verilen şeylerin ahirete götürülmesi için bu emanetleri Cenab-ı Rabbül Alemine satmak gerekiyormuş. Emaneti satmak. Allah Allah. İşte o satışta eğer Allah'ın emanet ettiği Celle Celaluhu bize bu nimetleri Cenab-ı Allah satarsak o satışta 5 derece çar içerisinde çar var. Bakalım bu çar neymiş? Birinci çar. Fani mal beka bulur. Fani, geçici olarak elimizde bulunan o mal beka bulur. Hmm, Cenab-ı Allah yolunda kullanırsan fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan her şeyi sürekli ayakta tutup devam ettiren Cenab-ı Rabbül Alemin o Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder, baki meyveler verir. Allah'ın yolunda kullanılan şu fani ve geçici ömür baki sonsuz aleme geçer. Kısacık ömür sonsuza dönüşür. Sonsuz bir hayata dönüşür. Ve sonsuz hayat içerisinde de bol bol hiç bitmeyen meyveler verir hale geliyormuş. Bak ne kadar güzel bir şey. Devam ettiren, devam oluşan, devamı gelen bir hayata dönüşüyor. Hiç kimse şu hayatın bitmesini istemiyor. Bazı ibadet kendisine nefsine zor gelen insanlara madem diyor insanlar diyor ki onlar madem diyor ben dünyaya geldim bana soran oldu mu diyor. Niçin ben dünyaya gönderildim? Pişmanlığın mı var? Evet pişmanlığın var. Hadi çık git dünyadan. Çık. Defol şu dünyadan. Gidemiyor. Neden gidemiyor? Bak ibadet nefsine, gafletine zor geldiği için Dünyaya ben mi istedim de geldim diyor ama dünyada nefes almak güzel, manzaraları seyretmek güzel, tatları yiyip içmek güzel, hayatı yaşamak güzel. Onun için dünyaya gelişinden pişmanlık gösteren bir dinsiz bile dünyadan hadi çık git dediğinde çıkıp gitmeye canı istemiyor. Neden? Lezzetleri terk etmek ona zor geliyor. Öyleyse şu ortaya çıkıyor. En dinsiz bile bu dünyadan lezzet alıyor ve lezzet aldığı için bu dünyadan çıkıp gitmek istemiyor. Öyleyse hayatın bitmesini hiç kimse istemiyor. Lezzetlerin bitmesini hiç kimse istemiyor. Öyleyse burada Cenab-ı Rabbül Alemin bize bir fırsat sunuyor. Madem diyor sende böyle bir fıtrat var ki o fıtratı ben yarattım diyor Cenab-ı Rabbül Alemin. Senin o sonsuz devam eden lezzetleri isteme duygunun yanına o ömrü benim yolumda kullanırsan o duygunu tatmin edecek sonsuz bir güzelliği sana ihsan edeceğim. Hadi buyur diyor Cenab-ı Rabbül Alemin teklifte bulunuyor bizlere. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar, çekirdekler hükmünde zahiren görünüşte fena bulur, çürür. Bak belki buraya arkadaşı zorla getirdi bazılarını. Lan diyor vaktimiz zayi oldu be. <laughs> Şimdi kahvehanede fayans dizmek varken veya bilmem ne maçını takip etmek varken şurada gecemizi çürüttük. Mahvettik gecemizi diyor belki. Görünüşte ömür dakikaları çürüyor gibi görünüyor. Fakat alemi bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler. Ve alemi berzahta o ahiret aleminde kabir aleminde ziyadar her tarafı aydınlatan munis birer manzaraya dönerler. Neden? Çünkü sana emanet olarak verilen vakti sen şu an Cenab-ı Rabbül Alemin yolunda kullanmakla ona satmış oluyorsun. Ve bu satış karşısında da Cenab-ı Rabbül Alemin sonsuz, baki, hiç bitmeyen hayatı bunun yanında sana ikram olarak veri veriyor. Adam diyor derse gidelim vaktim yok. Allah Allah ne kadar enteresan bir şey. Vakti verene insanın harcayacak vakti yok. Ya bu nasıl bir tezattır? sanki bakkaldan satın almış sermayesini ömür vaktini harcamaya kıyamıyor. Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Bak neye benziyor biliyor musunuz? Diyelim ki beni bir iş yerine almışlar. Belli bir vazifeyi orada yapmam gerekiyor. Fakat işe girdikten sonra kendi işlerimi görmekten, kendi ihtiyaçlarımı gidermekten patronun bana verdiği işlerin hiçbirini yapmamışım. Ve patron diyor ki bana arkadaş ben seni bu işleri görmen için buraya aldım. Niçin yapmadın bu işleri? Patron vaktim yok be. <laughs> Senin işleri görmeye vaktim yok benim. Arkadaş ben seni bunun için buraya aldım. Ve bu işleri gör diye sana ücret ödüyorum. Senin buraya geliş amaç ve gayen bu. Ne demek vaktim yok? Kusura bakma ama vaktim yok. Lan bu patron ne der adama ya? Allah Allah. Ne der? Aynen ona benziyor. Cenab-ı Rabbül Alemin kulluk vazifesi için şu kısacık fani hayatta bizi bu dünyaya göndermiş belli istek ve arzuları var bizden ve ücretimizi de insaniyet mertebesi ve diğer nimetler olarak peşinen önümüze sermiş nefsimizi eğlendirmekten gafletimizin üstüne bir toprak daha atmaktan Cenab-ı Rabbül Alemine ayıracak vaktimiz yok ne kadar bir terbiyesizlik bu ya. Bak böyle bir terbiyesizlik inanın hiçbir yerde yoktur ha. Vaktim yok diyor adam. Namaz kılalım vaktim yok be kusura bakmayın. Yani. Allah Allah. Vakti verene vakti yok. <laughs> Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi bizlere vallahi merhamet etsen. Bak yemin ediyorum şu tepemizde uçuşan meteor taşlarının yağmur gibi aslında tepemize yağması lazım. Çünkü halimizle, ahvalimizle bunu çoktan hak ediyoruz. Alem İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti buna zaten şahittir. Bu da üstadın sözü. Alemi İslam'ın hali hazırdaki vaziyeti buna şahittir. Terbiyesizlik diz boyu. Aşağıda Bediüzzaman Hazretleri'nin bir vecizesini açtım dersten önce bilgisayarda. O kadar ahlaksız sayfalar çıktı ki yanında. Kapatıyorum gene açılıyor. Terbiyesizliğe bak. Kapatıyorum gene açılıyor. Saldırıya bak ya. Saldırıya bak. Geçen bir hadisi şerif araştırıyordum. Girdim kütübü sitte yazdım. Öyle bir ahlaksız site açıldı ki adam onu oraya yönlendirmiş. Terbiyesizliğin zirvesine bak ya. İslamiyete olan saldırıya bak. İslamiyet olan saldırıya bak. Bu kadar saldırmaları İslamiyet'in hak olduğunun delilidir. Neden? Rahatsız oluyorlar. Alçakça saldırıyorlar. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karikatürü cizmeklermiş bilmem nelermiş. Cenab-ı Rabbül Alemin o karikatürüsü nasıl yaktı değil mi ya cayır cayır yaktı ya. Daha dünyadayken cehenneme düştü. Rabbim azabını arttırsın. Ne diyelim? Çünkü ayette diyor kafirlere merhamet siz etmeyin diyor. Evet ikinci kar biz karlarımıza dönelim. O yüzden hani İslamiyet'e çok saldırı var. İslamiyet'in hep altını boşaltmaya çalışıyorlar. Biz hak olan, gerçek olan, her şeyle ispatı olan İslamiyet dilini bu saldıranlara karşı savunamazsak artık bizim yüzümüze Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahirette tükürür mü, bakmaz mı, sırtını mı döner bilmiyorum. Rabbim o noktadan da bize merhamet etsin inşallah. Evet, demek ki emaneti Cenab-ı Rabbü'l-Alemine satmanın karşılığındaki ikinci kar neymiş? Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Cennet gibi bir fiyat veriliyor. Cenab-ı Allah'ın yolunda vakti kullanınca, onun verdiği emanetleri onun yolunda kullanınca, adam kullanmıyor. Kullanamıyor. Neden? Ya cennet nedir onu bilmiyor <laughs> ya elindeki kullanmak istemediği emanetleri cennetten daha kıymetli zannediyor. Ne demek ya? Üstad ne güzel tarif etmiş değil mi? Dünyanın diyor bin sene mesudane hayatı cennetin bir saatine denk gelmiyor. Ne demek ya? Bin sene dertsiz, kedersiz, tasasız yaşayacaksın. Cennetin bir saatine o kazanç, o güzellik denk gelmeyecek. Ya ne göz görmüş ne kuturu kalp hissetmiş diyor Üstad Hazretleri. Cennet böyle bir şey. Üçüncü kar her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Cenab-ı Rabbül Alemin yolunda kullanırsan şu aza ve cihazatımızı onların kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan öyle meş'um ve müz'iç yani başa bela, aciz ve muacciz bir alet olur ki Allah hesabına çalıştırılmazsa bu akıl nefis, dünya ve şeytan hesabına çalıştırılsa öyle başa bela, öyle aciz bir varlığa dönüşülür ki bu akıl diyor. Akıl büyük bir nimet. Çok büyük bir nimet. Aklı olmayan sokaktaki o meczupların haline baktığımız zaman ne hallere düştüklerini görüyorsunuz. Ha evde koltukta oturmuş, ha sokakta çamurda oturmuş. Onun için hiç fark etmiyor. Ha temiz elbiseyle gezmiş, ha üzerine tuvaletini kaçırmış, pis şeyle gezmiş. Onun için hiç fark etmiyor bak. Akıl bize bunu analiz ettirir. Akıl büyük bir nimettir. Elden gittiği zaman işte hakikat o zaman ortaya çıkıyor. Aklını kaybetmişlerin hali hazırdaki vaziyetine bir bakın. Geçmiş zamanın alamı hazinanesi ve gelecek zamanın ehvali muhaffifanesi ni senin bu biçare başına yükletecek yümünsüz ve muzur bir alet derekesine inecek akıl. Öyle başa bela olacak ki geçmişin, geleceğin endişelerini ve dertlerini düşünürken anın lezzetini çıkarmana engel olan müthiş bir dehşetli alete dönüşür akıl. Allah yolunda kullanılmazsa geçmişin baskısı, geleceğin baskısı anı lezzet aldırmıyor. Bakın sizin diliniz mi lezzet alıyor zannediyorsunuz siz? Bakın şimdi bir temsil vereceğim. Hakikatta dil mi lezzet alıyormuş, akıl mı lezzet alıyormuş? Düşünün ki en sevdiğiniz mükemmel, mükellef bir sofra kurulmuş o yemekler o sofrada var. İş adamısınız, böyle çok ciddi, çok riskli bir ticaret yapmışsınız. Tam o lezzet aldığınız o mükemmel yemeği yerken Diyorlar ki ticaret yaptığınız kişi batıkmış. Paranızı ödemesi mümkün değil artık. Çekler de karşılıksız çıktı denildiğinde. Bu adam o lezzet aldığı, az önceki keyif aldığı yemekten lezzet alabilir mi? Ne yediğini bile bilmez. Sofrada birazdan sorsan ne yedin sen? Hakikaten ne yedik biz ya demeye başlar. Bu dil harika lezzet alırken bu dilin lezzetini ne kaçırdı? Yemeğin tadı aynı tat. Ne tadından eksilttik ne tuzundan ne de dilinden bir sinir hücresi eksilttik. Hiçbir şey yapmadık biz. Sadece aklına kulak vasıtasıyla bir bilgi gönderdik. Öyleyse hakikatta lezzet alan akılmış akıl. Çünkü akıl olmayınca aklını kaybetmiş o insanlar eline çürük Küflenmiş meyveleri de versen kemale afiyetle yiyor. Tazesini versen de yiyor. Ayırt edemiyor zaten. Burada akıl büyük bir nimettir. Hiçbir yerde satılmaz. Fiyatı piyasası yoktur. Tek sana ihsan ve ikram edilmiştir. Öyleyse ahiretten Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere nimet olarak onu bu dünyada da kullanmamız için göndermiştir. Allah yolunda kullanılmayınca işte bu akıl başa bela olan bir alete dönüşüyor. Geçmişi düşünürken, geleceği düşünürken arada sıkışıp andan lezzet alamıyorsun. İşte bunun gibi içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Ne yapmış adam? Ulan diyor bu akıl olduğu sürece başta bana hayatı zindan ediyor. En iyisi ben bunu devre dışı bırakayım. Ondan sonra kurtulayım diyor. Uğuşturucularla, o müzkirlerle aklı devre dışı bırakıyor. Aklın baskısından. Eğer Maliki hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, öyle sırları açan, öyle güzel şeyleri açan bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadeti ebediyeye müheyya eden bir mürşid rabbani derecesine çıkar. İnsanı ebedi saadete, ebedi güzelliklere gönderen bir terbiye edilmiş mürşide döner akıl. Mesela göz bir hassedir ki sana verilmiş bir duygudur ki cihazattır ki ruh bu alemi o pencereden seyreder. Bak kapattığın zaman görüntü kararıyor. Halbuki dışarıda görüntü var. Ama ruh perdeleri çektiğin an içeriden dışarı göremiyor. Ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenabı Hakk'a satmayıp bu gözleri Cenabı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyirle şehvet ve hevesin efsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Al başa bela. Halbuki Cenab-ı Rabbül Alemin bu göze ne mükemmel makamlar vermiş, ne ali makamlar tahsis etmiş ama insan sadece şehvet duygusunu o noktayı canlandırmak için hayalini kullanmak için o manalara için sarf ettiğinde adi bir kavvat derekesine düşer diyor. Eğer gözü gözün sani basirine satsan bu gözü bu gözü veren Cenab-ı Rabbül Alemine sanatkarına satsan, onun yolunda kullansan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz, şu kitabı ı kebiri kainatın bir mütalacısı, şu büyük kainat kitabını inceleyen, analiz eden bir mütalacı, şu alemi mucizatı sanat Rabbaniye'nin bir seyircisi, ve şükere arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübaret bir arısı derecesine çıkar. Nereden nereye çıktı bak. Kavvatlık nerede? Kainatı mütala eden bir o hadiseyi teşbih eden, tesbih eden, zikreden makam nerede? Mesela dildeki kuvve-i zayika, tat alma duygusu. Bakın. Fatır hakimine satmazsan eşsiz, benzersiz, numunesiz olarak yaratan daha önceden bir numunesi olmadığı halde yaratan Cenab-ı Rabbül Alemine Fatır o ismindir bak. Ona satsan belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan ona satmayıp da nefis hesabına, mide hesabına çalıştırsan bakın ve fabrikasına bir kapıcı derecesine sükut eder. Mide kapısına o fabrikanın kapıcılığı derecesine düşer. Eğer Rezzat-ı Kerim'ine satsan o zaman dildeki kuvve-i zayika şu rızıkları yaratan cömert olan Cenab-ı Rabbül Alemin hesabına kullansan o dili bakın o kuvve-i o tad alma duygusu rahmet-i ilahi hazinelerinin bir nazırı mahiri ve kudreti i semedaniye matbaalarının bir müfettişi şakir rütbesine çıkar. Ağızın içerisindeki bir et parçası olmaktan bir kapıcı olmaktan bir mideye hizmet eden hizmetkar olmaktan bakanlık derecesine çıkar diyor. Bakanlık derecesine müfettişlik derecesine çıkar diyor. Nereden? Nereye çıkıyor dil? Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin madem bize bunları ihsan ve ikram etmiş, bunların belli bir kullanım amacı doğrultusunda bizlere verildiğini beyan etmiş, öyleyse bizlere düşen vazife asıl veriliş gayeleri doğrultusunda kullanmak olacaktır. Kesinlikle ve kesinlikle. Ömür sermayesi azdır, lüzumlu işler çoktur. Kıymeti bilin ki elinizden kaçmasın diyor üstad hazretleri. O yüzden elimizden şu ömür sermayesi kaçmadan önce elimizde fırsat varken şu nimetleri iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani tadacaksın, çok güzel, ya rabbel alemin ne hoş yaratmışsın. Ömrümde ilk defa gördüğüm bir meyvenin veya bir sebzenin tadını sen bana hissettiriyorsun. Demek ki kotlanmış Demek ki şifreleri yazılmış ki sen o meyveyi ömründe bile görsen ilk defa tadını alabiliyor. Dil demiyor ki ben bunu hiç görmedim. Nedir bunun tadı? Tad almamazlık yapmıyor. İşte o tadı aldıktan sonra o tadı aldıran, o tadı yaratan sanatkara minnettarlık duygusuyla teşekkür etmek gerekiyor. Şükretmek gerekiyor. Zikir, fikir, şükür. Ta birinci sözdeki o manayı yaşamak gerekiyor zikretmek, fikretmek, şükretmek. Bak şimdi. Üstad Hazretleri kıyas yapmış. Burayı da okuyup Allah alem bitireceğim dersimizi. İşte diyor bak. Ey akıl dikkat et. Akla diyor şimdi dikkat et. Meş'un bir alet nerede? Başa bela olan bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Başa bela alet olmak nerede? Kainatın sırlarını açan bir anahtar olmak nerede? Bakın bir anahtar bazen bir arabadan daha kıymetlidir. Arabada envai çeşit son model donanım var. Ama o küçücük metal parçası olmazsa, o küçücük plastik cihazat olmazsa arabanın o donanımları hiçbir işe yaramıyor. Şimdi dese ki anahtar ya o koskoca arabanın yanında bu kadar donanımın elektronik cihazatın yanında bu kadar güzel kalitenin yanında yani plastik parçasının ne ehemmiyeti var? Küçücük bir metal parçası olan benim ne kıymetim var diyebilir mi? Asla diyemez. Asla diyemez. Çünkü sen olmazsan o arabanın o fonksiyonlar devreye girmiyor işte. O yüzden çok kıymetlisin. Aynen öyle de. Şu dünyadaki çok zeki insanların yanında, bilim adamlarının yanında... Şu cennetin yanında, şu dünya nimetlerinin yanında. Yahu benim sönü aklım ne ki diyemezsin. Kendini küçümseyemezsin. Kendini değersizleştiremezsin. Sen çok değerlisin. Sen çok kıymetlisin. Sen asla kendini küçümseyemezsin. Küçümseyemezsin. Geçen birisi kendisini hakaret ediyor, küçümsüyor. Dedim ki ona, hop dedim ne yapıyorsun sen? Ne oldu dedi? Benim din kardeşimi sen küçümseyemezsin dedim. Böyle bakıyor. Nasıl ya dedi anlamaya çalış. Rabbimin kulu olan bir Müslümanı sen küçümseyemezsin dedim. Ne yapıyorsun sen öyle dedi. Yok öyle. Üç kuruşa beş köfte yok. Küçümsemeye senin kendin hakkın yok. Ne demek ya? Bir Müslümansın sen. Cenab-ı Rabbül Alemin nazarında ne kadar kıymetlisin. Sayısı belirsiz kafirlerin bir böcek kadar değeri olmadığını ne kadar güzel ifade etmiş Bediüzzaman Hazretleri. Çünkü İman ve İslamiyet nuru o kalbe girmezse bedenin güzelliği, servetin zenginliği, hayatın en şaşalı yaşanışının hiçbir kıymeti olmadığını gayet net bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse bir mümin kardeşimi asla yeremezsin sen. Böyle böyle başlıyor biliyor musunuz? Mümini yererken şunu alçaltırken bunu yerlere çarparken yahu arada İslamiyet kaynıyor be. İslamiyet yok oluyor arada. Küçük başlangıçlar büyük sorunların öncüsüdür. Öyleyse küçükken derler ya hani yılanın başını ezeceksin. Öyle bir tabir vardır. Yılan öldürmek değil de. Küçükken ağaç yaşken eğilir. Küçükken önlemini alacaksın bak. Hiç kimse kendini küçümsemesin. Herkes çok kıymetlidir. Herkes çok değerlidir. Bilhassa müminse yani bak. Asla ve kata. Ey göz güzel bak. Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i İlahiye'nin mütefennin bir nazırı nerede? Adi bir kadın pazarlayıcısı nerede? Kütüphane-i İlahiye'nin, Cenab-ı Rabbül Aleminin şu yazdığı kitapların, kainat kitabının mütefennin bir nazırı nerede? İlimden anlayan, erbabı olan bir bakanı nerede? Allah Allah! Kadın pazarlayıcılıktan bakanlık seviyesine de çıktı bak. Göz... Aradaki nüans farkı ne? İnce fark ne? Bu makama çıkaran fark ne? Emaneti sahibi hakikisine satmak. Yani bu emaneti Allah için kullanmak. Nefis hesabına değil. Ne diyor bak? Ve ey dil son cümle. İyi tat bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Fabrikanın kapısına dikilmiş bir güvenlik görevlisi nerede? Hazineyi i Hassay Rahmet Nazırı nerede? Cenab-ı Rabbül Alemin has hazinelerine güvenlik görevliliği yapan, bakanlık yapan bir bakan nerede? Allah Allah, nazır bakan demek. Dahiliye nazırı, hariciye nazırı. Değil mi? Eski bir tabirdir. Bakanlara nazır denir. Ya bir güvenlik görevlisinden dili şu mide fabrikasının kapısını bekleyen bir güvenlik görevlisinden bir bakanlık seviyesine çıkartıyor Cenab-ı Rabbül Alemin. İnce nüans neydi tekrar edelim? Allah yolunda onu kullanmak. Sadece fark burada. Rabbim inşallah kendisinin yolunda şu emanetleri kullanmayı ve şu karlara mazhar olabilmeyi hepimize ihsan ve ikram etsin inşallah.